Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Şimdi kısa bir değerlendirme yapalım. Dünden beri piyasalar bir miktar hareketli. Fed tarafından açıklamalar geldi. Bugün enflasyon verileri açıklandı falan derken şu anda Bitcoin'in 44 bin dolar bandına dayandığını görüyoruz. Bu saatten sonra ne olacak? Bu gerçek bir yükseliş mi? Bunları konuşup anlamaya çalışacağız. İşin haber kısmıyla çok fazla ilgilenmiyorum. Çünkü zaten buralardan bir en azından tepki hareketi gelmesi gerektiğini arkadaşlar uzun zamandan beri konuşuyoruz. 40 bin dolar bandı bizim için ciddi bir destek noktasıydı ve burası ilk defa deneniyordu. Ve ilk defa denendiğinden dolayı da en azından buralardan bir tepki hareketi gelmesi gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi piyasada bu gelen hareketin retest olduğunu düşünen çok ciddi bir kitle olacaktır. Çünkü 46 binler civarlarında arkadaşlar aşağı yönlü bir kırılım geldi. Ve şu anda buradan başlayan hareketin de retest olduğunu düşünen ciddi bir kitle olduğundan dolayı da muhtemelen 45-46 bin dolar bandı arasında bizi satıcılar bekleyecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu durum 45-46 bin dolar bandına soluksuz gideceğimiz anlamına gelmesin. Yani şu anda bir miktar hareket geldi, veriler açıklandı falan derken bir miktar daha yukarı çıkıp sonra bir miktar geri çekilip sonrasında 45-46 bin dolarların test olduğunu da görebiliriz arkadaşlar. Muhtemelen bu civarlarda bizi bir miktar satıcı bekleyecektir diye düşünüyorum. Özellikle 46 bin dolarların takibi oldukça önemli olacak arkadaşlar. En sonki yükselişlerle birlikte şu anda 4 saatlikte bulut noktasına gelmiş bulunuyoruz. Bulutun üst noktası da 44.400'ler civarını gösteriyor. Bir saatliğe geçtiğimiz zaman da en son gelen hareketlerle birlikte kendimizi RSI'de 70.000 noktasının üstüne attık. Bu saatten sonra özellikle geri çekilmelerde takip etmemiz gereken nokta 43.600'ler olacaktır arkadaşlar. Yani şuradaki en son yeşil mumun olduğu nokta. Zaten geri çekilmede bu noktayı destek yaptığımız zaman RSI'de de 70.000 noktasını destek yapacağız. RSI'de 70 bin desteği oldukça önemlidir. İşte bunu yapabilirsek bir saatlikte özellikle 46 binler hızlı gelebilir arkadaşlar. Eğer ki bu civarlardan gelebilecek bir geri çekilmede tekrardan kendimizi 70 bin noktasının altına atarsak da işte bir gün es verip sonrasında 46 bin dolarları deneme ihtimalimiz artmış olur. Bu durumu yakından takip edebilirsiniz. Şu anda Bitcoin'de özellikle saatliklerde yukarı yönlü hareketler var. Buradan dolar endeksine geçtiğimiz zaman da burada da saatliklerde geri çekilmelerin olduğunu görüyoruz. Yani Bitcoin'de gelen bu hareketin aslında fake bir hareket olmadığını söylüyor bize dolar endeksi. Eğer ki buralarda tam tersi bir hareket görseydik, yani şu anda Bitcoin'de bir saatlikte yukarı yönlü bir hareket gelirken dolar endeksinde de yukarı yönlü bir hareket görseydik, o zaman muhtemelen arkadaşlar Bitcoin'de başlayan bu hareketin iğneli kalma ihtimali artacaktı. Fakat şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Bundan dolayı da burada gördüğünüz bu mum gayet yeşil bir şekilde kapanacak. Yukarıya doğru iğnesi falan uzun olmayacak yani. Dolar endeksi bize şu anda bunu söylüyor diyebilirim. Artık geri çekilmelerde de 43.600'ler civarını veya bir saatlikte RSI 70.000 noktasını yakından takip edebiliriz. Burası destek yaptığımız zaman 46 binlerin biraz daha hızlı geldiğini göreceğiz arkadaşlar. Eğer ki bunu yapamazsak bir gün es verme ihtimalimiz artar. Yani cuma günü 46 bin seviyelerini zorlama ihtimalimiz artacak. Ve burası da bu hareketin retest olduğunu düşünen piyasada ciddi bir kitle olduğundan dolayı ve 46 binlerde piyasada bir kırılım geldiğinden dolayı bu civarlarda ciddi bir satıcı kitlesiyle karşılaşma ihtimalimiz de yüksek arkadaşlar. Lütfen bunları yakından takip edelim. Şu anda Bitcoin'de genel olarak durumlar bu şekilde. Genelde bu piyasada düşerken alım yapmak lazım. Yükselirken almak çok doğru değil. Buradan dominans verisine geçtiğimiz zaman dominansı da dün 4 saatlikte kısa vade adına takip ettiğimiz yükseliş trendinin en azından şimdilik kırıldığını görüyoruz. Şu civarlarda bir miktar tepki gelse de şu anda bu trend aşağıya doğru kırılmış gözüküyor. Artık geri çekilmelerde 40 seviyeleri destek olarak çalışacaktır ve kendisini bulutun alt noktasına atmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Dominanstaki bu durumda şu anda fena durmuyor. Dominanstaki bu geri çekilmeden dolayı da şu anda altcoinlerin Bitcoin'e göre biraz daha iyi performans sergilediğini görüyoruz arkadaşlar. Genel olarak tüm altcoinlerde bugünlük, dün ve bugün itibariyle BTC bazında değerlenmeler mevcut.
Buradan Ethereum'a geçtiğimiz zaman şu anda 4 saatlikte Ethereum'da aynı Bitcoin'de olduğu gibi bulut noktasına değdiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Ve buradaki bulut noktası da şuradaki yeşil mumların olduğu seviyeye denk geliyor. Ve burası da ilk defa deneniyor. O yüzden kısa vade adına direnç noktasında olduğunu söyleyebiliriz. Bulutun üst noktası da 3450 dolarlar civarına denk gelmekte arkadaşlar. Buralarda bir miktar geri çekilme yapıp ikinci denemesinde kendisini bulutun üst noktasına atarak günlükte kırılımın geldiği nokta olan kabaca 3600 dolarlar civarı ilerleyen günlerde hedef olabilir arkadaşlar. Şu anda Ethereum'un da 4 saatlikteki bu durumu takip edilebilir. Buradan Total 2'nin grafiğine geçtiğimizde de Ethereum'un grafiğine birebir benzer bir grafik karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar açıkçası. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Bitcoin'de özellikle geri çekilmelerde 1 saatlikte 43.600'ler veya RSI'deki 70.000 noktası bence yakından takip edilmeli. Hatta bakın buradaki mumun kapanışı da geldi şu anda. Ve iğnesiz bir şekilde iğnesi oldukça düşük bir mumun geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. 1 saatlikte gelen hareketlerle birlikte kendimizi 70.000 noktasının üstüne attığımızdan dolayı ister 43.600'ler ister RSI'de 70.000 noktasını takip edin. Burayı destek yaptığımız zaman videonun başında da söylediğim gibi 46.000 dolarlar bana göre hızlı gelir. Ama buradan gelecek olan geri çekilmelerde bu noktayı destek yapamazsak ve RSI'de 70.000 noktasının altına atarsak kendimizi, o zaman yukarı yönlü hareketlerde muhtemelen 70.000 noktasının karşımıza direnç olarak çıktığına şahit olacağız. Böyle olduğu zaman da bir gün S verme ihtimalimiz yüksek. Yani ne demek oluyor bu? Yarın Perşembe olduğundan dolayı Perşembe gününü bir miktar kırmızı kapatırız. Sonrasında hafta sonuna doğru 46.000 hareketlerinin 45-46.000 dolar bandına doğru gelecek olan hareketlerin gelme ihtimali artar arkadaşlar. Şu anda kısa vade adına bu durum takip edilebilir. Dünkü veya ondan bir önceki videolarda 40.000 dolar bandı ilk defa denendiğinde almaktan korkup şu anda bu hareket geldikten sonra alım yapmak çok doğru değil tabii ki de. Şimdilik benim piyasada genel olarak gördüklerim bu şekilde arkadaşlar. Altcoin'lerde bir miktar daha Bitcoin'e göre güzel hareketler var. Bunun sebebi de dominanslı geri çekilme. Dominanslı da tekrardan 40 seviyesi bizim için önemli bir hale geldi. Bu saatten sonra arkadaşlar 40 noktasını gene yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu hareketin bir retest mi değil mi olduğunu da bize 46 binlerde Bitcoin'in sergileyeceği hareketler söyleyecek aslında. Eğer ki 46 binleri yukarıya doğru kırmayı başarabilirsek günlükte de yukarıdan gelen yaklaşık olarak 66 binler civarlarından gelen arkadaşlar düşüş trendini de yukarıya doğru kırmış olacağız. O yüzden o seviyelerin önemi bizim için oldukça önemli. Şimdilik piyasada gördüklerim ve izlediklerim bu şekilde. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.